Kahvaltınız hazır. Şöyle zarfa koyalım. Teşekkür ederim. İyi sağ günler. Sağ olun. İyi günler. Pardon. İyi günler. Teoman! Teoman! Japonlar geliyor, Japonlar. Gelsinler. Allah Allah! Ben Japonlar geliyor diyorum, hiç ilgilenmiyorsun ya. Ya oğlum, bana ne elin Japonlarına? Zaten işim başımdan açmış. Bana bak, senin sesine ne oldu ya? Bana ne deme abicim, yoksa çok pişman olursun. Japonlar buraya ünlü Türk iş adamı Feridun Bitir'le görüşmeye geliyorlar. Feridun'cum, senin acil olarak psikolojik yardım alman gerekiyor. İstersen bu yardımı Japonlardan alabilirsin. Benim için sakıncası yok. Ama yeter ki iyileş. Sen şimdi psikolojik yardımı falan bir kenara bırak da şuna dikkatlice bak. Buna e-mail derler koçum. www.feridun.com.tr adresine geldi. Ya bırak Allah aşkına Feridun, sen internetten ne anlarsın? Ben mi internetten anlamıyorum? Şimdi çok ayıp ettin arkadaşım. İnternet benden sorulur. Acayip muhitim var orada. Gir internete, kime sorarsan sor, hemen gösterir beni. www.feridun.com.tr Feridun'cum, şimdi çok işim var. Senin internet masallarını dinleyemem. Masal değil abicim, gerçek. Bir şey biliyoruz da söylüyoruz, değil mi? Bir Japon firmasına lokum satacağız. Her şeyi ayarladım. Sat Feridun, sat. Hayırlı işler. Beraber satacağız. Yırttık abicim. Bak, yazılı ispatı var. Keşke vaktim olsa da seninle ithalat ve ihracatçılık oynasak Feridun. Ya bir bak sen, ne olur be abicim. Ha? At tarafı kağıt parçası. Ya tamam, tamam. Ver bakalım. Dear Feridun Bitir. Aa, sahiden burada senin ismin geçiyor ya. Bak bakalım şurada ne yazıyor. Türk İştiray. Yani Türk lokumu demek. Teoman sen. Maaş almayı o kadar çok seviyorum ki Berna. Yani bir gün olsa her gün maaş alabilirim. Çok sevinme Gündüz. Unutma ki para mutluluk getirmez. Ay öyle mutluyum ki. Ne zaman para alsam çok mutlu oluyorum. Hadi hemen alışverişe çıkalım Berna. Gördün mü bak, para mutluluk getiriyor işte ya. Sahte bir mutluluk o. Evet, şu anda sahte bir mutluluk ama elbiseyi alınca gerçek olurum. Hadi kalk gidip alalım şu elbiseyi. Ay Serpil'cim, bari bir gün cebimizde dursun şu para. Yarın alırız. Bugünün harcamasını yarına bırakmayın. Hem ne demiş atalarımız? Harcanacak para cepte durmaz. Söyleyene bak, gören de bunu çok para harcayan bir adam zannedecek. Ya. Aa, harcıyorum tabii, yalan mı? İkinize de birer tane gofret alan kimdi? Ben değil miydim? Hı? O üniversiteye yeni başladığımız zamandı canım. Üzerinden tam 7 yıl geçti. Yapma ya, o kadar oldu mu? Hay Allah, zaman ne kadar da çabuk geçiyor değil mi? Ya Feridun, sen galiba kedi olalı bir farenin canını yaktın ha. Ayıp ediyorsun ortak. Biz bir şey biliyoruz da söylüyoruz değil mi? Ya bana bak, bu e-mail sahte olmasın. Belki de birisi seninle dalga geçti. Bunu hiç duymamış olayım Teocuğum. Bu dünyada benim uluslararası itibarımla dalga geçecek adam daha anasının karnından doğmadı. Vay be, helal olsun. Sonunda zengin olacaksın. Ne demek zengin olacaksın ya? Birlikte zengin olacağız abicim. Ben zengin olunca arkadaşını yarı yolda bırakacak bir adama benziyor muyum? Beni merak etme, ben başımın çaresine bakarım. Olmaz. En kral evi çekeceğim altına. Berna senden boşandığı için bin pişman olacak. O değil, ben boşandım canım. Unut onu artık ya. Sen kazanacağımız paraları nasıl harcayacaksın, onu düşün. Benim parayla işim olmaz be Feridun. Şu filmi bir çekeyim. Başka bir şey istemem bu dünyada. Merak etme diyorum, filmini çekeceksin. Hatta Kan Film Festivali'ne birlikte gideceğiz seninle. Ağzından bal damlıyor be Feri. Sağ ol. Ama ben daha çok plajdaki kızlarla ilgilenmeyi düşünüyorum. İkinci filmimize hazırlık yapacağım. Anlarsın ya. İnşallah bu dediklerin gerçekleşir Feridun. Gerçekleşir, gerçekleşir. Merak etme. Şimdi bu tip şeylerle vakit kaybetmeyelim. Madem Japonlar bizi ziyarete gelecekler, onu düşünelim. Bunları nasıl ağırlarız? Nereye götürürüz? Doğru söylüyorsun. Çok iyi ağırlamak lazım bu adamları. Doğru söylüyorum tabii. Ben bir şey biliyorum da söylüyorum. Tamam Feridun. Ne gerekiyorsa yapalım. Sonuna kadar yanındayım. Bu adamları ağırlamak için çok para lazım Teo. Yani bunları dandik yerlere götüremeyiz ki. Kaliteli yerlere götürmemiz lazım. Bende biraz para var ama... Kaç para var? 300 milyon falan. Yetmez abicim, yetmez. Bize daha fazla para gerekli. Bir yerlerden bulmamız lazım ama nereden? Ya keşke senin gibi 5 arkadaşım olsaydı bir de ya. O zaman yeterli parayı bulmuş olurdum. Ne olurdu sanki alsaydık elbiseyi? Cebimizde paramız da vardı. Ne olacak şimdi o kadar para? Yarın alırız Serpil. Yani hiç değilse bir gün aldığımız para cebimizde dursun. Ama duracak da ne olacak sanki? Çoğalacak mı? Enflasyon var kızım. Bugün elbise alabileceğimiz o parayla yarın ancak çorap alabiliriz. Dur ben sana bir kahve yapayım da kendine gel. Acaba diyorum, bankadan kredi kullanıp kendime araba mı alsam? Arabayı falan bırak da şöyle çok paramız olsa, kendi mimarlık şirketimizi kursak ne güzel olur. Yok, ben o elbiseyi almayı tercih ederim. Tek katlı, depreme dayanıklı evler yapıp satsak fena mı olur? Ben o elbiseyi de ısrar ediyorum. Ay niye öyle diyorsun Serpil? Yani kendi işinle ilgili bir şeyler yapmak istemez misin? Ama niye uğraşayım canım? Nasıl olsa zengin bir koca bulunca onunla evleneceğim. Ama illa evlenip birinin yörüngesine gireceksin değil mi?
Fena mı? Hiç uğraşmama falan gerek kalmayacak. Ay sen istediğini yap. Benim projelerim çok farklı. Bir ki çok param olunca bak ne güzel evler yapacağım. Çevreye saygılı, modern, insanlar bayılacak. Ama önce para lazım. Merak etme. Ben kocamdan alıp sana veririm. Ama önce zengin bir koca bulabilmek için elbiseler alıp giymem lazım. Dolayısıyla senin o güzel evleri yapabilmen için benim o elbiseyi almam lazım. Hadi kalk gidelim. Otur oturduğun yerde, yarın alırız. Çok büyük bir iş bu ortak. Gelen adamları acayip bir şekilde etkilememiz lazım. İstersen ilk önce şu e-maili anlamaya çalışalım. Bakalım ne diyorlar. Berna'ya bir gösterelim istersen. Onun İngilizcesi çok iyidir. Onun bildiği İngilizcenin ben 10 katını biliyorum. Oradaki Tarzan İngilizcesi. Hadi be, sen de benim gibi atıyorsun ha. Atmıyorum ortak. Berna Tarzan gibi konuşur İngilizceyi. Berna'cığım, canım. Ben çok büyük bir Japon firmasıyla iş anlaşması yaptım. Rica etsem şu e-maile bakar mısın? Teoman okusun. O benim Tarzanca İngilizcemin 10 katını bilir. Tabii biliyorum. Sen elin adamlarıyla fink atarken ben İngilizce öğreniyordum. Bana bak, ağzından çıkanı kulağın duysun. Ben kimseyle fink atmadım. Atmamışmış. Senin hayatın fink üzerine kurulmuş. Geçen gün yanındaki adam kimdi? Onu söyle bakalım. Tabii söylerim. Adamın adı senin, soyadı da ilgilendirmez. Aman ne komik. Ya Kemal, 2 dakika sus abicim ya, 2 dakika ya. İyi, Berna'cığım, canım. Bak, çok büyük bir iş yakaladım. Hayat mamak meselesi. Yani acayip bir ihracat olacak. Ülkeme döviz kazandırmak istiyorum. Ay bırak sen döviz kazandırmayı. Döviz bile bozduramazsın. Ay Feridun, yine hayal peşindesin değil mi? Tamam, hayal. Ama sen yine de bir göz at. Bu adamlara büyük bir lokum tesisin var demiştin. Evet. Adamlar senin şirketinden 3 milyon dolar tutarında mal almak istiyorlar. Evet. Önümüzdeki aylarda da daha fazla mal istiyorlar. Sözleşmeyi imzalamak ve seninle tanışmak üzere de buraya geliyorlar. Sen davet etmişsin. Evet, aynen öyle. E tamam işte, ben de dedim aynısı. İyi de senin lokum tesisin mi var? Aa, lokumdan bol ne var bende ya? Japonlar verecek bize parayı, biz alacağız lokumu, satacağız onlara. Ticaret bu, ticaret. Yaman ortağız biz bu işte, değil mi Teo'cum? Ama işin %51'i benim. Tabii ortak, çak 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 çak. Bundan sonra kendimize yeni bir dünya düzeni kuracağız. Çok zengin olacağız. Paraya para demeyeceğiz. Hatta lokum gibi para kazanacağız. Bana bak, bu işten başımıza bir iş gelmez değil mi? Korkma ortak, bir koyup 3 milyon alacağız. Kim? Sen mi? Ha hay, sen bir koyup 3 borçlu çıkarsın. Serpil, gelir misin bir dakika? Serpil, bu sefer durum ciddi. Bunlar büyük bir iş bağlantısı yapmışlar. Ay yalandır oyalı, hiç o kadar büyük bir gelişmiş bir ülke Feridun'la çalışır mı? Ama kendim okudum, adamlar sözleşme yapmak için buraya geliyorlar. Antepli kağıtları var. Nereden tanısınlar Feridun'u? Herhalde bir şey zannediyorlar. Sahip, bak o kadar dalga geçtik sonunda bir iş becerdi çocuk. Büyük bir mucize gerçekleşiyor o zaman. Ay keşke Feridun'a inanıp biz onunla ortak olsaydık. Ne güzel, o zaman tek katlı ev projemi de gerçekleştirirdim. Çok büyük bir işe kaldık Teo'cum. Çok zengin olacağız. Dünyanın ilk 50 zengini arasına kesin gireriz. Hatta ilk 20'ye bile girebiliriz. Amma abarttın be Feru. Ben abartmam abicim. Ben bir şey biliyorsam söylerim, tamam mı? Bak şimdi de söylüyorum. Bize para lazım. Hem de çok para. Bu gelen adamları en iyi şekilde ağırlamalıyız. O kadar büyütmeyelim Feridun. Alt tarafı bir yemek yiyeceğiz ya. Olmaz. Alt tarafı bir yemek olmaz abicim. En lüks ve en pahalı restorana götüreceğiz onları. En uzun limuzini kiralayacağız. En 5 yıldızlı otelde ağırlayacağız adamları. Yatla Boğaz'a geziye çıkacağız. Hatta Çanakkale Boğazı'nı bile gezebiliriz. Yapma Feridun, bu dediklerin dünya para. Biz nereden buluruz bu kadar parayı? Nereden buluruz bilmem. Madem ortağız, çık paraları. Hem niye sadece ben çıkıyorum? Sen de çık paraları. Ben para koymam diyor. Benim sermayem beynimdir. Ben fikir adamıyım. Oh ne hala memleket. Nereden bulacağız o zaman parayı? Gerekirse yeni ortaklar alacağız. Halka açılacağız. Sermaye piyasasına gireceğiz. Hisse senedi satacağız. Biz ortak oluruz. Ne? Evet, ortak olacağız diyoruz. Ne kazanırsak yarısı bizim. Evet, 50-50. Benim için fark etmez. %51'i benim olduktan sonra mühim değil. Siz de geri kalan 49'u paylaşırsınız artık. Dünyada olmaz, kabul etmiyorum. Ben ondan kurtulmaya çalışıyorum, o ısrarla benim yanıma geliyor. Kim, ben mi? Hay, işe ortak oluyorum dedim, seninle evleniyorum demedim. Feridun, yok kardeşim, yok. Ben bu işte yokum. Sen halka açıl, kendine yeni ortaklar bul. Saçmalama diyor ya. Paraya ihtiyacımız var. Bırak ortak olsunlar. Bu beyin bende olduktan sonra daha ne işler çeviririz be? Yok kardeşim, bu işin tadı kaçtı. Kaçmadı abicim, kaçmadı. Sen bana bırak. Kızlar, tamamdır. Her şeyi ayarladım. Zaten biz Teo ile birlikte hep halka açık bir şirket kurmak için çalışmışızdır. Onlar varsa ben yokum kardeşim. Ne demek yokum? Lokum bu, lokum. Bu iş için bize çok para lazım Teo'cum. Bu adamları etkilememiz gerek. Ömür boyu mal satarız bunlara. Ya başka yerden bulamaz mıyız? Ha, bulamayız. Vakit kaybederiz.
Evet kızlar, paraları görelim. Biz de yazılı anlaşmayı görelim. Ayıp ediyorsunuz kızlar. Ticaret güven işidir. Bak Erin Japon'da bize güvenip 3 milyon dolarlık iş yapıyor. Siz şurada 3 kuruşun hesabını yapıyorsunuz. Tamam Feridun, anlamsız cümleler kurma. Ama eğer paraya bir şey olursa seni fena yaparım ona göre. Ne kadar var burada? 250 milyon. Güzel. Burada da 250 milyon var. Sizin için en sevdiğim elbiseyi almaktan vazgeçtim ona göre. Eğer parama bir şey olursa parçalarım seni. Merak etme Serpil'cim. Seni Japonya'nın en zengin adamıyla tanıştıracağım. Sahi mi? Ne sandın? Aynen Japon sosyetesine gireceksin. Ülkemizdeki bütün elbiseleri satın alırsın. Böylece tekstil sektörümüzü de canlandırmış olursun. Şimdi bayağı paramız oldu Feridun. Bu Japonları istediğimiz gibi ağırlarız. Yetmez Teo'cum, olmaz. Japonlar küçük şirketlerden hoşlanmazlar. Daha büyük şeyler yapmalıyız. Mesela helikopter falan kiralayalım. Bize daha çok para lazım. Verdik ya, daha ne istiyorsun? Yetmez. Biz bir şey biliyoruz da söylüyoruz. Feridun ilk defa doğru söylüyor. Japon sosyetesine rezil mi olalım? Bu da ancak parayla olur. Daha çok para bulmamız lazım. Vallahi bende yok. Ben de bütün olanı verdim. Para lazım deyip durma Feridun. Bu eve her gelen insandan para isteyecek halimiz yok herhalde. Boş var kızlar. Evet, çok iyi fikir. Mehveş teyzeden fikir. Yok, daha neler? Mehveş teyze biz Teomanlarla ortak iş kurduk. Serpil sus diyor. Oh mon dieu. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Şaka değil, ciddi. Berna? Hayır anneciğim, şaka değil. Maalesef büyük bir iş bağlantısı yapmışlar. E-maili bizzat ben kendim okudum. Biz de bu işe para koyduk Mehveş teyze. Yakında çok zengin olacağız. Berna da inşaat şirketi kurup tek katlı evler yapacak. Serpil susar mısın? Oh mon dieu! Pijamalarını bile en pahalı marka aldığım kızım... ...hangi tabakalarda, hangi tür relasyonlar içerisinde? Oh no! Impossible! Impossible! Mehveş Hanım teyze, isterseniz size de hisse verelim. Siz de ortak olun. Oh mon dieu! Bu ne cüret? Bu bir aile şirketi değil, resmen sülale şirketi oldu. Uluslararası bir şirket bu Mehveş teyze. Siz de ortak olun, işin rast ayağını halledersiniz. Ay şey bilmem ki, ben ticaretten pek bir şey anlamam yavrum. Sanat olsa neyse. Aa öyle demeyin. Eğer ortak olursanız 2 hafta içinde Van Gogh'un ne kadar tablosu varsa hepsini satın alabilirsiniz. Sahi mi? Hatta Van Gogh'ta laf mı? Two Gogh, Three Gogh, Four Gogh. Berna, kızım ne diyor bunlar? Bu sefer bir şey var galiba anne. Biz bile girdik bu işe. Girin Mehveş teyze. Ne kadar ortak olursa o kadar iyi olur. Öyle değil mi Feridun? Tabii. Bu gelen Japonları ne kadar iyi ağırlarsak o kadar çok para kazanırız. Bana güvenin. Ben bir şey bilmiyorsam konuşma. Hayır Allah, hiç aklıma gelmezdi. Şurada kötü günler için biriktirdiğim dolarlarım ve franklarım vardı. Acaba onları versem mi? Tabii tabii verin. 1 frank verin, 10 frank alın. 1 dolar verin, 10 dolar alın. Aa veririm ama Japonlarla bizzat ben kendim konuşmam lazım. Öbür gün Japonlar burada. İstediğiniz gibi konuşursunuz. Tamam peki, oldu görüşürüz. Eyvallah. Teo'cum, nasıl? Her şey hazır değil mi? Otel rezervasyonu falan? Tamamdır. Benim asker arkadaşım 3 yıldızlı bir otelde müdür. Konuştum. En güzel odayı verecek. Ne? 3 yıldızlı mı? Abicim saçmalama ya, sen beni rezil edeceksin adamlara. En pahalı 5 yıldızlı otele gitmeleri lazım. Hatta kral dairesine. Oğlum sen otellerin kaç para olduğunu biliyor musun? Biliyorum ya abicim, biliyorum. Peki sen 3 milyon doların kaç para ettiğini biliyor musun? İyi tamam tamam, ayarlarız ama batarsak sorarım ben sana. Ne? Batmak mı? Bana ne kadar uzak bir kelime. Söyle bakayım, limuzin hazır mı? Ya gel şu limuzinden vazgeçelim Feridun, saati 300 dolar ya. Küçük düşünme be abicim, biraz büyük düşün, büyük. Git en kralından bir limuzin kirala. Biz bir şey biliyoruz da söylüyoruz değil mi? İyi bakalım ama bak, bu işin altından bir şey çıkmazsa ilk önce seni ben öldürür, öyle veririm diğerlerine. Fazla konuşma Teo'cum, yaz bakayım. Bana en pahalısından bir takım elbise. En pahalısından bir gömlek ve en pahalısından bir kravat. Oh oh beyefendi, bizim paralarla kendisine kıyafetler alın. Kendim için mi alıyorum abicim ya? Ben ne yapıyorsam şirketimiz için yapıyorum. Bu Japonlar markaya çok önem verirler. Daha tokalaşırken uzanıp çaktırmadan gömleğin markasına bakarlar. Yönetim kurulu başkanıyız herhalde. Pahalı gömlek giymezsen bu lokumları almazlar mı senden? Sen Japonları tanımazsın Teo'cum. Benim hayatım onların arasında geçti. Bugüne kadar istemediğim Wankyu ve Bruce Lee filmi kalmadı. Bunlar çok hassas ve duygulu insanlardır. Ben Japon kültürü hakkında çok kitap okudum çocuklar. Bu adamlar aileye ve evliliğe çok önem veriyorlar. Bu yüzden benim evli olmam lazım. Serpil. Efendim? Sen benim karım oluyorsun yavrum. Hay Allah, yazdıysa bozsun. Göstermelik canım, sadece Japonlar gidene kadar. Ya senin karın olayım da onca Japon iş adamına karşı kısmetim kapansın. Olmaz öyle şey. Bulunmaz Sint kumaşısın sanki. Şöyle bak, senin kısmetin zaten kapanmış kardeşim. İyi de çocuklar, benim karım kim olacak ya? Ben olacağım.
olurum. Hayır, olamaz. Nedenmiş o? Sen bana karışamazsın. Karışırım. Ben senin iş ortağınım artık. Tamam diyor ya. İş icabı rol yapacağız işte. Yok, olmaz öyle şey. Rol mol anlamam ben. Nasıl anlamazsın abicim ya? Bir de film çekeceğim diyorsun ha. Bana bak eski kocacığım. Bilmem farkında mısın ama biz seninle boşandık. Resmen boşandık. Evet yeni kocacığım, şu Japon misafirlerimizi nasıl ağırlayacağız onu konuşalım. Tek katlı evler projemi riske atmak istemiyorum. Aman konuşun, isterseniz rol olmasın da gidip gerçekten evlenin. Umurumda bile değil. Saçmalama diyor ya, iş icabı rol yapacağız işte. Ay Jönür, s'il vous plaît. Ay çocuklar, bu Japonlar Fransızca bilmiyorlar değil mi? Bilmiyorlardır canım, nereden bilsinler? Oh şükürler olsun. Bilseler de çok iyi olurdu. Biraz pratik yapardım. Teoman! Teoman! Efendim anneciğim. Bakıyorum da ortak iş kurmuşsunuz. Evet anne. Ben neden ortak olmuyorum peki? Ama anne... Aması maması yok. Ben de ortağım. El alemin kadınlarını ortak ediyorsun da... anneni mi etmiyorsun çocuğum? Al. Bak bu da para. İşte gerçek bir şirket. Her 5 dakikada bir sermayesi artıyor. Pazarda Ayşe kadın fasulye satacağız zannetti herhalde. Hayır canım. Şişmanlar için korse satacağız. Sen de mankenlik yapacaksın. İnanamıyorum. Uluslararası bir şirketin ortağına bakın. Hur Hur Hanım. Ay ne kadar komik. Ay Walt Disney'de teklifte bulunalım bari. Beğenmediyseniz hiç girmeyin Mehveş Hanım. Aa tabii ama size para lazım. O kadar istediği paramı dayanır. Anneciğim lütfen şimdi kavganın zamanı değil. Evet artık kavgayı keselim. Yarın Japonlar geliyor. E madem ortak olduk, madem bu yola birlikte çıktık... böyle kavga ederek bir yere varamayız. Teoman doğru söylüyor. Ben bu şirketin yönetim kurulu başkanı olarak duruma el koyuyorum. Ve barış istiyorum. Evet barış yapıyoruz. Herkes elini üst üste koysun. Hadi. Ve tekrar edin. Bundan sonra kavga etmeyeceğime... Hayır! Japon iş adamları gidene kadar. Japon iş adamları gidene kadar... Japon iş adamları gidene kadar... kavga etmeyeceğime söz veriyorum. Ay tamam, ben de söz veriyorum. Hayırlı olsun Teoman abi, ne uzun araba bu da? Hemen hayırlı olsun deme, benim değil, kiraladım İdris. Hadi canım saklama, senin araban değil mi? Tipki o Oscar töreni arabalarından. Demek sonunda çektin filmini he? İdris anlamıyor musun? Kiraladım diyorum, kiraladım, benim değil. Sonunda çektin filmini, ünlü oldun. Beni oynatmadın ya, alacağın olsun. Ama öteki dünyada içi yalım yakandadır. İdris... Herkes ne yapacağını biliyor değil mi? Evet biliyoruz. Umarım sen ne yapacağını biliyorsundur. Ben hazırım. Ayol ne yaptın sen kendine yine kaşla göz arasında? Ay rica ederim bu sefer karışma Berna. Ben kendi kaderimi kendim belirleyeceğim. Araba hazır. Bravo Teo. Bak kendin nasıl şoförlük olayını adapte ettin? Ne şoförü? Yönetim kurulu başkanının şoförü. Bana bak hem paramı alıp hem de beni şirketin şoförü yapamaz. Yasasaydık. Bir gün rol yapacaksın. Bana bak şirkete daha yeni girdin, hemen havalara girme. Sermaye koyduk herhalde. Elbiseden vazgeçtik. Hem yönetim kurulu başkanının karısıyla doğru konuş. Ya bırakın kavgayı ya. Hani söz vermiştik? Sattın beni Feridun. 2 günde şoförün yap. Bir günlüğüne be abicim, ne olursun idare et ya. Senin gibi yakışıklı bir şoförüm olduğunu görünce hepsinin şapkaları uçacak vallahi. Madem faydası olacak, olalım bakalım. Ay çok heyecanlıyım. Ne zaman gidiyoruz? Siz evde kalıyorsunuz Mehveş Hanım teyze. Biz akşam yemeği için eve döndüğümüzde sizi Fransa temsilcimiz olarak tanıtıyoruz. Akşam buradayız değil mi? Evet. Akşam için çok güzel yemekler hazırlayın. Bir Türk ailesi nasıl olurmuş görsünler. Sen hiç merak etme evladım, ben her şeyi hazırlarım. Madem buraya gelecekler, o zaman için o bölümünü bana bırakın. Bu Japon misafirlere şöyle klas bir davet vereyim. Garsonlar çağırayım. Fondülü yemekler yapayım. Beethoven falan dinleteyim. Aman Beethoven'in de hiç işi yok. Gelip burada elin Japonlarına şarkı söyleyecek. Oh, je ne pas si vous plaît. Zavallı Beethoven kimlerin ağzında? Ama siz ona bakmayın çocuklar. Ben şimdi onlara öyle yemekler yapacağım ki... değil 3 milyonluk, 13 milyonluk lokum almazlarsa... bana da hur nur demesinler. Demezler canım. Hangi Japon kalkıp da hur hur der? Müsaadenizle çocuklar, ben şu barış anlaşmasına bir süre ara vermek istiyorum.
Vallahi bu arabayı bizim orada kabortacı Kadir'e tut. Bundan 3 tane araba çıkar. İdris, senin laftan anlamanı çok isterdim ama sen de biliyorsun ki bu imkansız. Gel karıcığım. Geldim kocacığım. Uy, doğru söylüyorsun Teoman abi. Ben bu şehir hayatından hiçbir şey anlamadım. Ne diyorsun sen ya? Rol yapıyoruz abicim. Sen de yap ya. Allah Allah. Alıştır artık kendini şu şoförlük olayına. Hani senin ilkokulda müsamere kolundaydı? Feridun, ben bu lafları kaldıramam, tamam mı? Berna, sen de hareketlerine dikkat et, yoksa çok fena olur. Feridun'cum, lütfen şoförüne söyler misin, benimle biraz daha düzgün konuşsun? Tabii karıcığım. Sekreterci, sen de şöyle arabaya geç bakayım. Ay şimdi ben sekreter oluyorum, değil mi? Tabii. İdris, gel bakayım sen. Artık haline bakan sana ne der bilemem. Dünyada kaç zengin sekreteriyle evleniyor, haberin var mı? Hı? Aman ne önemli bir gün. Hep bunun eksikliğini hissettim. Şoför efendi. Şoför bey, çok konuşma. Çek şu arabayı havaalanına. Japonları fazla bekletmeyelim. Ne demişler? Lokum alacak Japon fazla bekletilmez. İdris, anladın değil mi oğlum ne yapacağını? Tamam Feridun abi, merak etme. Ben en iyisini gideriz yatırırım. Bana bak İdris, Feridun sana ne dedi bilmiyorum ama... annemlere sakın yardım etmeyi unutma. Akşama çok önemli misafirler. Tamam Teoman abi. Sen beni filminde oynatmadın ama ben yine de gider sağa yardım eder. Bu ne ya? Kim bunlar? Koskoca Feridun bitir, eskorsuz dolaşacak değil ya. Havaalanına gidiyoruz. Şu iş bir tutsun var ya ortak. Kahve ya, okey oynamaya bile bu arabayla gideceğiz ha. Aman aman, şu arabayı sağ salim geri götürelim de. Ben de inşallah şu zengin Japon iş adamıyla bir evleneyim. Var ya, pazara bile bu arabayla çıkacağım. Ay, benim böyle şeylerde gözüm yok. Şu tek katlı ev projemi gerçekleştireyim yeter. Bari Japonya'dan misafirlerimiz geliyor, şu odadaki paravanı kaldıralım. Ah evet, haklısınız, kaldıralım. Koskoca Japon sosyetesine rezil olmayalım. Doğru söylüyorsun. Yani evin Japonları oğlumun bu evde nasıl bir cehennem azabı çektiğini bilmesinler bari. Bu evde neler döndüğünü istesen de saklayamazsın canım. Onlar jeolojik ve teknolojik olarak gelişmiş insanlar. Kızımın neler çektiğini şıp diye anlayabilecek cihazlarıyla buraya geliyorlar. İnşallah seni susturacak bir cihazla yapmıştır bu Japonlar. Ha je ne pas si vous plaît. Bilim o kadar gelişmedi canım. Gelişti canım. Bu Japonlar öyle bir yapıştırıcı yapmışlar ki... dudaklarına sürdüğün zaman tek bir kelime bile konuşamıyorsun. Konuşamıyormuşsun. Ne doğruyuz ben şunun ucunda? Evet, kaldırın. Kaldırın şöyle. Ay, bütün ağırlığı bana veriyorsunuz. Tamam, hadi hadi konuş. Bak, hadi yürü. Ay, ay başıma neler geldi. Ay. Çeker misiniz lütfen? Kadın konuşamaz artık. Götüremez misin şunu? İdris efendi, git bana şuradan biraz yaprak al da şu Japonlara şöyle güzel bir etli dolma yapayım. Yap yap Fırınur teyze. Adamlar depremde bizim vatandaşları kurtarmaya gelmişti. Sebaptır. Ne? Dolma mı? Saçmalama İdris efendi. Uluslararası skandal mı yaratmak istiyorsun? Japonlar hiç dolma yer mi? Yemez mi? Yemez tabii. Onlara şöyle çok güzel bir beef stroganoff yapmak lazım. Uy, o da ne durdu? Aman ne olacak? Japonları açlıktan öldürme yemeği yapacak. Bana bak İdris efendi. Sen git şuradan yaprakları al da daha fazla vakit kaybetmeyelim. Hadi hadi hadi. Tamam İdris efendi. Git bana 2 kilo yağsız bistek al da görelim bakalım. Japonlar hangisini yiyor? Hangisini yiyecek? Tabii ki parmaklarını yiyecek. Dolma yapıyoruz herhalde. Hazırlayın çantaları. Hadi. Koşun para artık. Dur. Oh, hoş geldin. Hoş. Dur. Evinizin. Eminim. Ben Japon'u 50 metreden tanırım. Hem iş adamına benzemiyor hem de gelmek istemiyorlar ya. Abiciğim ben Japonları çok iyi tanırım. Onlar çok çekingen insanlardır. Yavaş yavaş atılırlar. Bak bir gün sonra bunlar ne olacak biliyor musun? Rahmetli Barış Manço'nun konserindeki Japonlar gibi açılacaklar. Gel gel gel. Gel buraya gel. Şöyle gitsin, şöyle gitsin. Gel. Kendi gel. Yanıma bak. Bunlar İngilizce bilmiyor. Ay bilmezler tabii canım. Onlar İngiliz sosyetesinden değil ki. Japon sosyetesinden. Neyse, meraklanmayın. Neyse ki ben Japonca biliyorum. Ono, gomino son, ono. Ono, arabaya binelim biz bu arada. Ono. Gomino, gomino, ono. Bir dakika abi, bir dakika ya.
tanıştırayım. Bu benim karım Berna. Bana bak Feridun, senin eşek Japonya'dan gelene kadar döverim, haberin olsun. Hay hay. Sus babacığım. Bu benim sekreterim Serpil. My name is Serpil. Hay be. Boşuna uğraşma sen. Bu da şoför. Ne? Şoför, geç aç kapıyı. Önce çok pahalı bir restoranda yemek yiyeceğiz. Oo, yalnız o restoran, yemek son. Sonra da pahalı bir yatla Boğaz gezisi. Boğazlar, gezi. Bana bak, sen yine paraları çarçur etmeye başladın ha. Hayret bir şeysin ya. Japonya'nın en büyük firmasıyla iş bağlamışım. Şunun ettiği laflara bak. Şoför san, komik san, komik. Biz burada bir şey biliyoruz da konuşuyoruz değil mi oğlum? İçindeki cimrilik canavarını durduramıyor ki. Bu otel sana içime çok havalı bir yerdi. Çok güzel otel. Bu süper. Karate'deki o kankasınız ya. Ya karate yapacağız. Tamam. Karate yapacağız. Ne merak etmezsin bunu evladım. Benim misafirlerim için kral dairesi hazırlanacaktır. Hazır mı? Hazır avukatım buna. Abi al bakayım. Ya hundur ne kadar? Şu kartı da alın ve odalarına benden en pahalısından bir şampanya gönderin bakayım. En pahalısından olmasa da olur. Hayır. En pahalısından olacak. Yok ya. Şoför bey, siz lütfen arabanın yanına gider misiniz? Ha bak sen fazla oldun artık. Hadi arabanın yanına. Hadi. Hadi biz odaya çıkalım. Ateşi var kendi sen. Hadi bakalım. Kızlar siz bizi burada bekleyin. Şoför sen de gidin arabayı hazırlasan burada olacak. Hadi bakalım. Arkadaşlarımız. Karate yapacağız. Karate yapacağız siz. Buyurun fazla söylesen. Çok. O kaşı. Alo. Müdürüm. Japonlar yoklar efendim. Tabii efendim. Yer yarıldı sanki içine girdiler. Aramaz olur muyum? Her yere baktım efendim. Her yere baktım tabii. Uçuş görevlilerine de sordum. Dedim ki Karate Federasyonu'nun misafirleri geldi midir? Uçaktaymışlar ama havaalanında yoklar efendim. Tabii efendim. Bulmadan gelmem. Tabii efendim, bulmadan gelmem. İyi günler. Ya kaptan Eyvah, ne yapacağız ya? Koskoca Japonları kaybettik, ne yapacağız ya? Ya şuradan iki Japon alıp götürelim. Ya olur mu abicim? Biz Karate Federasyonu'nun misafirlerini almaya geldik buraya ya. Anlamazlar mı abi? Nasıl hepsi birbirine benziyor? Nasıl anlamazlar abicim? Nasıl anlamazlar ya? Adamlar nereye gitti bu adam? Kim alır, kim götürür bunları ya? Gelin bakalım. Gelin. İşte sizin için ayırttığım oda. Otelin en kralısını tuttum sizin için. Ankara'm açık verirdim. Karate'deki o kadar kötü tanıyız arkadaşlar. Ya Allah yapacağız karate ya. Bu kadar ne taktınız karate'ye? Şimdi bak siz akşam burada güzelce bir dinlenirsiniz tamam mı? Rest. Oho dinlenme. Şimdi biz gidelim Boğaz'a bir yemek yiyelim. Bosporus. Bosporus mu? Bosporası dinlen. Yürü tamam hadi gelin siz sonra. Hadi yürü. Hadi bakalım. Hay Allah nereye gider bu adamlar kaptan ya? Hayır yol bilmezler, dil bilmezler. Perişan oldu adamlar ya, perişan. Hayır kaptan, bu adamlar aşıktan ölmesin bir de ya. Nasıl sevgili Japon dostlarım, beğendiniz mi? Her şeyi sizin için ayarladım. Tamam, karate yapacağız, sonra yaparız ya. Kadehimi Türk ve Japon dostuna kaldırıyorum. Kade-san, Doroko, Japon. Ne güzel söyledin kocacığım. Os. Öldün sen Feridun, öldün. Garson, gel bakalım evladım ya. Şu masayı donatmışsın ama yetmez. Daha restoranda ne var ne yok, hepsini getir. Şöyle güzelce donat şu masayı. Hatta çevredeki restoranlardan bile getir. Çok önemli misafirlerimiz var herhalde değil mi? Hadi bakalım içelim, zenginleşelim. Hop. Kim bilir ne halde zavallılar ya. İstanbul'da yapayalnız ne yaparlar, nereye giderler? Ah, perişan oldu adamlar, perişan. Hadi bakalım içelim, ondan sonra tamam. Lokumlardan soracağım. Aman ne eğlendik oğlum. Güzel mi? Güzel. Oy. Bir gün hiç unutmam, Tokyo Havaalanı'ndayım. Aa, bir baktım Tokyo'larım çalınmış. O ne bakalım, o ne bakalım, o ne bakalım, Tokyo. Ay
ne kadar esprilisin kocacığım. Kim bilir daha ne yeteneklerin vardır. Anne toparlan, toparlan. Evet ben Feridun'un bu kadar esprili olduğunu bilmezdim. Hatta gözüme yakışıklı bile gelmeye başladı. Şerefe. Yakında zengin olacak ya ondandır. Olsun. Havaalanı dönüşünde gördüğümüz bütün sahil şeridi bana aittir. Yıllar önce de buraya bir otel yaptıracağımı söylediğimde herkes bana gülmüştü. Ama ne oldu? Geçenlerde buraya 25 milyon dolara sattım. Milyon dolar? Ay benim zengin kocacığım. Sahi mi Feridun? Canım. Bak gördün mü milyonları deyince nasıl da gözler açıldı. Amma attın ha. Şoför bey lütfen masamızla ilgilenmeyin. Sen git arabayı temizle. Şoför işte, şoför sen. Bana bak, fena olur ha. Yok efendim yok. Ortadan kayboldu adamlar. Evet, haklısınız efendim. Ben de can güvenliklerinden endişe ediyorum. Merak etmeyin efendim. Bulacağız. Anne ne yaptınız böyle iki tane ayrı ayrı masaya? Yani ne yapayım? Tutturdu tuhaf isimli yemekler yapacağım diye. Ben de kendi yemeklerim kendi masamda yaptım. Ay dili dönmüyor. Gel canım. Hoş geldiniz. Anne bir yapmayın lütfen misafirlerimizin önünde. Efendim. Efendim. Şimdi bu bir Türk yemeğiydi. Evimize ilk defa gelen misafir sanlara böyle iki masa hazırlarız. Ay şu çok iyi. Çok masasını koyamazsın. Tamam. Hadi masaları birleştirin. Şoför efendi masanın ucundan tutar mısınız? Ben mi? Evet. Çok iyi. Çok iyi. Otursan. Otursan. Sen. Çok. Aman da doğulma da yer bırakmadım. Çok güzel etki doğulma etki. Ya bir dakika anneciğim, bir dakika. İlk önce misafirlerimiz bizi nefes alsınlar. Sen karışma. Al. Hadi bakalım. Şöyle oturun da programımızı uygulamaya başlayalım. Ne programı Feridun? Sus be canım, sen karışma. Ben bir şey biliyorum da söylüyorum değil mi? Bayram ne diyor ona baba? Ona ya abi. Biz hazırsınız değil mi? Hazır mısınız? Hadi oturun. Hadi oturun. Hey!
gitti. Homo zono, yumun homo, yumun zono. Hazırladığımız her şeyi çok beğenmişler, çok teşekkür ediyorlar. Bizi de Japonya'ya bekliyorlar. Bravo! Bravo! Adamlar bizi deli zannetti herhalde. Hiç evde folklor ekibi olur mu? Oo, durun durun, daha bitmedi. Yapma ya. Daha ne vardı ortak? Bir sürpriz de benden. Ay iyi ki doğru. İyi ki doğru. Sürpriz. İşte, Türk işte lan. Mahallede Japonlar varmış, doğru mu? He ya, ama bir göreceksin kardeşim. Japonlar bizim koronu görünce gözleri daha da bir çekik oldu. Hadi bir Japonları göster bana sana bir zahmet ya. Ha burada da 3. katta Teoman abiyle oynuyor. Eyvallah, sağ ol, sağ ol. Nasıl yiyecek, nasıl kahar, nasıl yiyecek, nasıl kahar. Çok seviyoruz aslında. Köşeyi döndü. Helal olsun sana Feridun Bindir. Sonunda işi bitirdin. Bir dakika kardeşim, bir dakika ya. Ne oluyor burada? Sen de kimsin abicim ya? Ha? Söyle bakayım, sen hangi şirkettensin? İş alakadar bir şey var kardeşim. Lokum ihracatçısı falan mısın yoksa? Kardeşim ne işi, ne şirketi, ne diyorsun sen ya? Karate Federasyonu'nun misafirleri bunlar. Ben de sabahtan beri onları arıyorum ya. Ne? Karate Federasyonu'nun misafirleri mi? Ne yani, şimdi biz sabahtan beri yanlış Japonları mı gezdirdik? Olsun. Zengin olduktan sonra fark etmez ki. Gitti paralar. Ne diyor kardeşim bu Karate Federasyonu filan? Ya vattakışı karate kyokai karada boşayı başta janeska. Üss! Öz mü? So desu, vattakışı karate kyokai kara kitan desu. Ha! Honjitsu wa narika matsuya yatta mitai desu kedomo, hontou ni domo. Arigatou gozaimashita. Hayır, hayır. Diyor ki, bir yanlışlık oldu herhalde. Biz Karate Federasyonu için geldik. Ama bugün çok güzel bir gün geçirdik, size teşekkür ederiz diyorlar. Bizim Japon iş adamları nerede o zaman ya? Ha! Havaalanında iki tane bekleyen Japon iş adamı daha vardı. Herhalde sizin misafirler onlardı. Karıştırdınız. Evet, peki onlar nerede şimdi? Sizi bulamayınca ülkelerine dönmüşlerdi. Çok dakik insanlardı. Demek ondan sürekli karete maret ediyorlardı ya. Ay hiçbir şey anlamadım. Ne oldu şimdi? Berna, ne demek oluyor bütün bunlar? Sizin anlayacağınız bütün paralarımız boşa gitti. Ya o son ne? O iş çok üzüldüm. Çok dedim. Bana niye bakıyorsunuz canım? Benim ne suçum var? Adamlar Karate Federasyonu'nun misafirleriymiş. Şimdi sana nasıl karate yapılırmış göstereceğim. Bekle.